ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kishida Fumio, ikili ve bölgesel konuları ele aldıkları çevrim içi görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını geri püskürtmek için yakından çalışma sözü verdi. Biden ve Kishida, Çin'in Uygur özel bölgesi ve Hong Kong'taki eylemleri konusundaki endişelerini paylaşırken, Biden, ABD'nin Japonya'nın güvenliğine olan taahhüdünü bir kez daha tekrarladı. Ayrıca iki lider, Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarın önemine de dikkat çekti. Litvanya'nın ülkesinde Tayvan'ın kendi adıyla temsilci ofisi açmasına izin vermesinin ardından ilişkilerinde gerilme yaşanan Çin'e ihracatı durma noktasına geldi. South China Morning Post gazetesinin haberine göre Litvanya'nın Çin'e ihracatı 2021'de önceki yıla kıyasla Kasım'da %91,1, Aralık'ta ise %91,4 azaldı. Rakamlar Litvanyalı ihracatçıların son aylarda Çin tarafından adı konulmamış ticaret ambargosuna maruz kaldıklarına dair şikayetlerini doğruluyor. Çin, füze teknolojisi ihraç ettiği gerekçesiyle 3 Çinli şirkete yaptırım uygulama kararı veren ABD'yi eleştirdi. ABD Hazine Bakanlığı, füze teknolojisinin yayılmasına yönelik faaliyetleri nedeniyle Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketi ve Politeknoloji Limited Şirketi ile iştiraklerini yaptırım listesine almıştı. Pekin'deki kış olimpiyatları yaklaşırken Çin, Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan'ı bir kış sporları merkezi olarak pazarlamaya çalışıyor. Çin'in batılı ülkeler tarafından Uygurlara soykırım uygulamakla suçlanması, bölgenin ekonomik potansiyelinden yararlanmak isteyen yabancı şirketleri caydırmıyor. Resmi medya, çatıları karla kaplı ahşap kulübeler önünden geçen atlı kızakların ve kayakçıların resimlerinden geçinmiyor. Beyaz Saray, ABD'nin Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlalleriyle ilgili endişeleri olduğunu ancak bu ülkeye silah satışının durdurulması konusunun şu anda gündemde bulunmadığını açıkladı. Hollanda hükümeti Ukrayna'nın silah talebine olumlu bakacağını duyurdu. Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı, Dışişleri Komisyon toplantısında Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu. Bakan, Ukrayna'nın silah talep etmesi durumunda Hollanda hükümetinin buna olumlu bakacağını açıkladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye ziyareti sırasında sosyal medyadan yaptığı esprili ve sıcak Türkçe paylaşımlarıyla özellikle Türk takipçilerinin ilgi ve beğenisini kazandı. Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Nayib Bukele, 3 günlük ziyaretinde Twitter hesabından 5 Türkçe mesaj paylaştı.